Pengelin'in salonunda tavan yüksek olduğu için oldukça ferah bir hava hakim. Spor çizgilere sahip gri kanepe, altın varaklı, klasik bir Josephine koltukla kombinlenmiş. Josephine koltuğun kapitone, oyma ve damask detayları çok şık. Gold rengi masif televizyon sehpası Josephine koltukla gayet uyumlu. Pengelin yüksek pencerelerde rustik perde kullanmayı tercih etmiş. Yemek bölümünde küçük masa, kahverengi bench ve sandalyeler mevcut. Yemek bölümü wooden tarzında görmeye alışık olduğumuz renkli metal sandalyelerle tamamlanmış. Duvardaki örtü canlı renkleri ve özgün resmiyle ön planda. Ancak Çin yelpazeleri ve kızılderili figürüyle çok alakasız. Yeşil ve ahşap renk kombinli masif konsol farklı ve şık bir modele sahip. Son olarak rustik tarzdaki siyah avizenin evin genel konseptine uyduğunu belirtelim ve sözü sunucumuza bırakalım. Valla şu yuvarlak masa benim dikkatimi çekti. Evet, benim sizin de mi? Yani şu büyük minderleri yere atıp burada oturuyor musun eşinle? Evet, oturuyoruz. Değil mi? Tabii. Bu böyle dönüyor mu acaba? Yok, dönmüyor. Hani genelde böyle bazı Çin, Japon restoranlarında böyle dönüyor. Evet, ama onlar genelde bacak daha yüksek, buraya kadar geliyor. Normal yemek masasının boyutu gibi. Böyle iki tane var, aşağıya bir tane, yukarı bir tane. Evet. Çok severim ben. Evet, ama şunu değil. Evet, ama zaman zaman oturuyorsun bağdaş kurup herhalde. Evet. Çok tabii. Güzel. Evet, nasıl buldun sanımlar? İlk öncelikle koltukların niye bu kadar şey, alçak, çökük. Alçak ne demek? Çökük yani yerde. Bir sürü ne seviyoruz? Siz öyle seviyorsun. Bir şey soracağım. Masanın altında bir şey var. O ne? Leopar desenli. Tüy gibi bir şey mi o? Evet. Kimin tüyünü kopartıp getirdin? Tırman koparlar ya. O da bir dekor gibi duruyor. Masanın ortası ses. Masanın altında mı duruyor? Ben asla ciddi yorum yapamıyorum. Bir dakika, yorum yapabilir miyim? Masanın altında neden bir tüy dekor? Zaten onu ben kedi falan zannettim. Yok, biz evde, ben genelde hayvana seviyorum da ama evet, evde ilk gördüğümde öyle zannettim girerken. Bu orta sehpan çok çok eski böyle ya. Evet. Çok eski. Evet, eski de aldım. Ona da çöp atmak çok istemedim. Çok biz geleceğiz diye keşke bir bez serseydin ya da kaplama yapabilirdin. Üstünde hiçbir toz yok. Toz değil. Toz değil, şuradakilerden bahsediyorum. Ona çıkarmıyor ya. Tamam. Hani eskiciden dedin ya. Mi aldın? Evet, eski. Hani bana dedin ya mutfak dolaplarını boya diye. Keşke masanı boyasaydın. Ya da örtü alsaydın. Kolonya döküp biz böyle... Biz örtü sevmiyorsun. Ne yemek masa için. Perdelerin de çok kırışık. Bir dakika dur. Kolonya döküp ne? Yakabilir. Evet. Çıkıyor aslanım lekeler öyle. Dur. Bir dakika. Bardak izi lekeleri. Evet. Dur, bir şey öğreniyoruz galiba. Ne yapıyorsun? Kolonya döküp üstüne böyle çakmakla... Yanıyor. Evet. Sonrası temizleniyor. Ay yapsa... Yapalım mı? Yapalım. İzin verir misin? Kolonya var mı? Olur. O zaten dünden razı temizlik yaptırmaya. Evet, değil mi? Boş hadi bir kolonya getirsen. Bir de ateş mi? Evet. Tutuşmasın bu ağaç. Bir tane de bez getirsin. Yok, hayır, çıkıyor. Aslanım, ben bu koltuğu çok beğendim. Böyle uzanmak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Kaybolan Bihter koltuğumu buldum. Bihter koltuğu mu diyorlar buna? Evet, yani ben öyle biliyorum aslında. This is bu Josephine değil mi? Aynen öyle aslanım. Josephine koltuk. Josephine. Evet. Ama çok bak, güzelmiş. Bir Çinli olup sen Josephine koltuk koy ya. Evet. Bakın burada farklı iki kanepe görüyoruz. Farkında mısınız? Evet. Josephine mi, Benjamin mi? Neyse artık yattım, çok güzeldi. O da çok eğitim. Az önce çay bardağı ne için götürdün? Heyecan yaptın, heyecan. Dinebilirsiniz, bakanın çıkaracak mı? Al bakalım şuradan bir uzanıver. Oturduğun şurada yerden. Şurada var galiba. Var mı? Tamam. Ya da şuradaki daha mı? Yaklaştıralım sana. Yakın olan yeri yap şimdi. İş çıkarma, korkutmak, söndürmesi kolay olsun. Hanımlar, evlerinizde bunu denerken dikkatli olmakta fayda var. Kolonya yanıcı bir madde olduğundan mutlaka az miktarda kullanmanız ve ıslak bir bezle birkaç saniye içinde silmeniz çok önemli. Dur bir dakika, çok geldi. Biraz İlk defa görüyorum da öyle bir şey. Bu kadar çabuk. Evet, geçti. Sanki yani. Geçmedi gibi görünüyor. Vallahi geçti. Şuradakini deneyelim mi o zaman? Geçti. Sen daha rahat görebilirsin. Ay şuraya da. Bak orada da var. Şuraya da. Burası daha büyük. Bak ben burası daha, daha geniş. Dur oraya evet. Evet. Yok çocuğum olacak pıs, şimdi pıs, sen geç yap. Ben yanmayayım. Şuradan pıs pıs yap. O yapar. Evet.
eğil. Tamam. Şimdi çakmak çakıyoruz. Çabuk mu sildin? Çıkmadı. Ben beslemiyorum. Artık herhalde o lekeler bayağı evi yakıyordu. Çıktı ama bir öncekine göre buradaki leke mesela şu an gözüküyor. Gerçekten bir kere daha enteresan bir şey öğrendik şu anda. Hakikaten ya. Bir de ben deneyeyim mi? Şuradakini. Şöyle yapıyorum. Bak bak şöyle. Üç tane var orada. Neyse gelmişken sehpanı temizleyelim. Yanıyor mu? Biraz yansın biraz, bence. Yanıyor mu? Biraz yanmalı bence. Biraz daha biraz mı yansın? Biraz daha yanarsa hemen sen yanarlı. Zaten atacağım diyordun. Boş ver. Bağlanmış olursun. Evet, o yaz mı geldi? Ama çıktı biliyor musunuz? Allah'a şaşırdım. Çıktın sanki. Yeni de çıktın da ama yine de işliyor. Kolonya az gelmiş. Biraz daha sıkalım. Oldu mu? Aylin. Direkt kapağını açıp dökseniz var. Yok yok Aylin sen de ne yaptın? Evi yakmıyor. Aylin yeter mi? Bence yeter. Bence de yeter. Biraz tutuştum yansın. Yansın. Büyük atlı. Wow. Sileyim mi? Yansın, 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 yansın. Çıktı zaten. Evet. Şu an şimdi evet. Silebilirsiniz galiba. Allah. Üf. Ne işler yaptırıyorlar bana. Şu an çıktı. Şu an çıktı. Evet. Vay canına bravo. Masanın üzerine lekeler vardı. Ben de bir tık kendi bildiğim yöntemi aslında ona da söylemek istedim. Aslı Hanım'la beraber de bunu denedik. Temizlendi de bu arada.